Hegel özneden neyi kastediyor? Şimdi özgürlük kavramında dikkat ettiyseniz özgürlüğü tanımlarken kendinde diğerinde olmak, diğerinde kendinde olmak olarak tanımlıyordu. Yani Hegel'de ilkesel olarak bir özneler arasılık var. Ve bu özneler arasılıkta örneğin bugün güncel çağdaş felsefede olduğu gibi basit bir şekilde bir özneler arasılık değil de bu özneler arasılıkta öncelikli olan da diğer öznedir. Yani diğer bendir. Bunu kanaatimce ilk görenlerden birisi de Lacan herhalde. Yani o özneler arasılık, Hegel'deki özneler arasılık, ayna teorisi vesaire. Bana öyle geliyor ki Lacan orada Hegel'e başvuraraktan aslında Hegel'in özneler arasılık teorisini alaraktan psikoanalizin sınırını da aşmaya çalışıyor. Klasik döneminde, ilk kuruluş dönemindeki tek benlilik veya benlilik tek ben olma durumunu aşmaya çalışıyor. Yani bir özneler arasılık üzerinde. Şimdi Hegel o zaman Hegel'de ilkesel olarak bir özneler arasılık var. Yani benin diğer benin dolayımıyla kurulması söz konusu burada. Diğer benin kurucu bir işlevi var, benin oluşumunda kurucu işlevi var. Ve şöyle diyelim, bir insan diğerini kendisine kurmasına müsaade edebildiği oranda veya müsaade ettiği oranda kendisi de kendisini diğerinde kurabilir. Yani şöyle diyelim, ben kendimi diğerinde kurabildiğim oranda aslında kendimi de kendimde kurabilirim ve diğeri de kendisini bende kurabildiği oranda kendisini kendisinde kurabilir. Böyle bir ne diyelim kader birliği söz konusu orada. Bu karşılıklı kurma ilişkisinde öznelerin birbirlerini karşılıklı kurma ilişkileri yani kendisini diğerinde ve kendisini aynı anda kurma ilişkisi özgürlüğü mümkün kılabildiği oranda da özneler gerçek anlamda özne olabilirler. Yani bu ilişkiyi akıl ilkesine yani karşılıklı özgürleştirici ilkeye dayalı olarak kurulabildiği oranda karşılıklı aynı zamanda özne olabilirler. Yani karşılıklı akıllı eyleme kapasitesine sahip olabilirler. Dolayısıyla Hegel'de özne kavramı, özne anlayışı nedir diye sorduğunuzda insanın özgür eyleyebilme kapasitesidir özne olmak.